Hemen hemen tüm videolarımda duymuş olduğunuz düz boy ipliğin nedir sorusunun cevabını bu video içerisinde bulacaksınız. Uygulamalı olarak göstereceğim. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Tüm yazılanlara tek tek dönüş yapıyorum. Özellikle soru sorduysanız muhakkak sorunuzun cevabını veriyorum. Hiçbirinize atlamamaya özen gösteriyorum. Zaten takip edenler biliyordur bu özelliğimi de. Şimdi elimdeki bu parçanın kenardan geçen sondaki çizginin kumaşımın kenarı olduğunu farz edeceğim. Yani bu kısmı boyu, şu kısmı ise eni. Şuradan geçen çizgi ise eni. İki tane yan kısmı var kumaşımın. Hemen orta noktasına her zaman bahsetmiş olduğum düz boy ipliği çizgisini çekeceğim ve sonrasında uygulamalı olarak devam edeceğiz. Bakın bu kumaşımı ortadan ikiye bölen düz boy ipliği çizgisi. Bunu kumaşımın herhangi bir yerine uygulayabilirdim. Şimdi öncelikle kumaşın da ne olduğunu anlayalım ki çok daha sağlıklı şekilde ilerleyelim. Kumaş atkı ve çözgülerden oluşan iplerin birbirine geçirilmesiyle aslında bir nevi örünmesiyle elde edilmiş bir doku parçası şu şekilde boyuna doğru bir sürü yan yana ip olduğunu farz edin. Aynı ipler enine şekilde de devam ediyor. Ve bunlar birbirinin arasından geçerek bizim kullandığımız kumaşların görüntüsüne kavuşmasını sağlıyor. Şu bizim bitmiş haldeki bir kumaşımız öyle farz ediyoruz. Yanındaki iplikler temizleniyor. Ortadaki parça bizim kumaşımızı oluşturuyor. Şimdi kumaşın sürekli devam eden dümdüz iplerden oluştuğunu fark ettiniz mi? Dümdüz çizgiler var. Boyuna olan düz çizgiler. İşte o çizgiler sanki bakın defter yaprağı üzerinde ilerliyorum. Şu kenardaki düz Boy kısmını belirleyen de yan kısmıydı. Bakın devam ediyor. Sıra 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 bir sürü ip olduğunu farz edin. O ipler her yerde dümdüz şekilde ilerliyor. Bir kalıbı. Şöyle düz dar etek olduğunu farz ediyorum. Daha öncesinden kestim hazırladım. Bunun özellikle bakın renklerini görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet belli oluyor videoda da renkli renkli geçen dümdüz ipler var. Şimdi bu ipleri kaymaması için ortadan belirlediğim düz boy ipliğini dümdüz denk gelecek şekilde bakın yerleştiriyorum. Ne diyoruz buna? Düz boy ipliğini şaşmadan yerleştirelim diyoruz. İşte nedir o düz boy ipliği? Dümdüz geçen ipleri kumaşıma şu kalıbımı düz şekilde yerleştirebilmem demek. Yani üstündeki düz çizgiyi kaçırmadan kumaşımın dümdüz olacak şekilde yerleşmesi demek. Ben öncesinde şuraya belirledim. Bakın kırmızı bir çizgi var. O çizginin üzerinde dümdüz çizgimi belirledim ve bu kumaşımın üzerine düz boy ipliğini şaşırmadan yerleştiriyorum. Şu kalıbım ve kalıbımın üstünde düz boy ipliği çizgim var burada gibi dergilerden eğer kalıp çıkarıyorsanız şu ok işaretini görürsünüz. Bu düz boy ipliği demektir. Kumaşa yerleştirirken kumaşın düz iplerinin üzerine şu ok işaretini dümdüz gelecek şekilde yerleştirin demektir ki kumaşınızda daha sonrasında dikişte yani kesimden sonra dikişte kenarlarda kayma oluşmasın. İşte kaydığı zaman patluklar vesaireler oluşuyor. Hepsinin sebebi şu ipin buradaki düz çizgiye dümdüz yerleştirilmemiş olması. Şimdi bakın hemen bir parçayla daha göstereceğim. Aynı parça aslında şu. Böyle tutarak size hemen göstermek istiyorum. Bunların ikisini de ben üst üste dümdüz gelecek şekilde kestim. Ama bundaki fark nedir? Düz boy ipliğini yamultarak kestim. Yani hatalı bir parça. Şu hatalı bir parça. Aslında kumaşım dümdüzken düz boy ipliğini belirledim. Yani hiçbir kesim işlemi yapılmadığı zaman düz boy ipliğini belirledim. Ama kumaşımı bakın şurada belirlediğim kısım var ya yerleştirirken normalde bunu yerleştirirken şu şekilde ortadaki düz boy ipliği, şuraya geçirdiğim düz boy ipliği var ya şu ortadaki hali buraya eteğimi böyle dümdüz şekilde yerleştirip Kesince bu dümdüz olan parçayı elde ettim. Bunu yaparken ne yaptım? Bakın hata gösteriyorum tekrar. Bunu yaparken bu şekilde değil. Şu şekilde yamultarak yerleştirdim ve elde ettiğim şuradaki zaten çizgilerinden de anlayacağınız üzere yamuk bir etek oldu. İkisinin de kalıp olarak aynı kalıp kullanılıp dümdüz kesilmesine rağmen bir bunun görüntüsüne bakın bir de dümdüz olanın görüntüsüne bakın. Çok farklı. Bunu bu şekilde düz boy ipliğimin üzerine yerleştirirsem kaymayı yamulmayı çok daha net şekilde anlamış olursunuz. Bunu yerleştirdiğim zamanki görüntüsü ise dümdüz hiçbir hata olmadan. İşte bunu diktiğiniz zaman kenarlarda kaymalar, dikişlerde dönmeler ve kumaşın kendinde bozulmalar, potluklar oluşur. Fakat bunu diktiğiniz zaman dümdüz, muntazam hem dikişte güzellik hem kalıpta hem de dikilen üründe harika bir duruş sergilemiş olursunuz. Dediğim gibi eğer sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu dakika geri dönüş yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.